Hasan Basri Yalçın, Zelenski'den karışık mesajlar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, karmaşık mesajlar vermeye başladı. Birinci mesajında Rusya'nın talepleri olan Kırım'ın tanınmasını ve Donetsk ile Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarının kabulünü tartışılabilir olarak isimlendirdi. Hemen ardından Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi ihtimalini de tartışmaya açtı. Bunlar son derece önemli açıklamalar. Zaten Rusya'nın başta dile getirdiği tüm talepleri tartışmaya hazır olduğunu dile getiriyor. Yani asıl itibarıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tartışmaya açıyor. Daha önce son derece tavizsiz bir tutum sergiliyordu. Hatta bu nedenle işgale karşı direnişin simgesi haline gelmişti. Zelenski'nin bu açıklamalarının iki temel sebebi olabilir. Birincisi direnci kırılıyor, ikincisi ise batılı ülkelere mesaj veriyor. Rusya gibi devasa bir askeri makinenin karşısında Ukrayna'nın direnişinin öyle ya da böyle bir sınırı olduğunu hepimiz biliyorduk. Şimdi Zelenski bu sınır daha yakından hissetmeye başladı. Ama hepsinden önemlisi Zelenski batının desteği hakkında hayal kırıklığına uğramış durumda. Zira Zelenski baştan itibaren AB üyelik sürecinin hızlandırılmasını istiyor. Ama bu anlamda adım atılması şimdilik imkansız görünüyor. Öte taraftan Zelenski, NATO üyeliğini de bir seçim vaadi olarak kullanmıştı. Ama onun da yakınında bile değil. Aksine hava sahasının kapatılması için yaptığı tüm başvurular reddediliyor. Batılı ülkeler Zelenski'ye belli alanlarda tabii ki destek sunuyor. Karadan destek zaten hiç kesilmedi ekonomik destek de veriliyor. Uluslararası kamuoyunu kazandı ama bunların savaşın sonucuna etkisi hava sahası kadar derinden olmuyor. Biz bunu Suriye gibi önceki örneklerde görmüştük. Zelenski şimdi yakından tecrübe ediyor. Hava desteği almadan işgali engelleyemeyeceğini hatta Ukrayna'nın yerle bir olacağını görüyor. Batılılar kendisine bu zamana kadar ne sözler verdiler bilemiyorum. Ama hava sahasının NATO tarafından kapatılması bu tür durumlarda gerçekçi bir senaryo değil. Eğer Zelenski aldığı destek sözlerine güveniyorduysa şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz. O nedenle Zelenski aslında bu mesajlarla Batı'yı tehdit ediyor. Bana yeterli desteği vermezseniz Ukrayna'yı korumak yerine Ukrayna'yı savaş alanı olarak görmekten vazgeçmezseniz benim de teslim olmaktan başka çarem kalmaz demek istiyor. Hele de Blinken'ın bir soruya cevaben Zelenski öldürülse bile B planımız var demesi Zelenski'yi yıkmış olmalı. Amerikalılar şu sürecin içinde bile böylesi umursamaz açıklamalar yapabiliyor. İşte bu nedenle zaten bugün Batı ittifakı böylesi bir kaos içinde. Amerikalılar stratejik hedefleri gözetmek yerine iç siyasetlerine yönelik mesajlar vermeye devam ettikçe Batı ittifakı içindeki bu dengesizlik devam edecektir. Hasan Basri Alçın, Sabah. Mehmet Beyhan. Rusya Batı yaptırımlarına dayanabilir mi? Bilindiği gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak batılı ülkeler Rus ekonomisini çöküşe zorlamak için bir dizi yaptırım kararı aldı. Hal böyle olunca Rusya pazarına üretim yapan üreticilerimiz doğal olarak bu yaptırımların sonucunu merak etmektedir. Bu bağlamda kısa adı Anesiyat Açılımı Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği geçtiğimiz günlerde bizi YouTube kanalına konuk ettiler. Hasan Güllük Bey'in yönettiği programın konusu Rusya'nın Ukrayna işgal girişiminin ekonomik sonuçlarının ne olacağı üzerineydi. Doğrusunu söylemek gerekirse, Anesiyad'ın cevabını aradığı sorunun o pazara üretim yapan birçok Türk iş adamlarının zihninde geçtiğini düşünüyorum. Biz de bu hafta bu konuyu ele almaya çalıştık. Yeri gelmişken Anesiyat Başkanı Coşkun Alay Bey'e ve ekibine bize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Malumunuz olduğu üzere birçok batılı hükümet Rus bankalarına, seçkinlerine, ihracatına katı yaptırımlar uyguladı. Keza büyük uluslararası şirketler Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Avrupa Birliği, İsviçre, Kanada ve diğerleri hava sahalarını Rus hava yollarına kapattı. Buna karşı Kremlin, Rusya ekonomisinin bu baskılara dayanacak kadar güçlü olduğunu açıkladı. Kremlin'in bu açıklaması uzun vadede doğru olabilir ama kısa vadede Rus vatandaşlarının üzerinde olumsuz bir etki yapacağı kesin. Zira işgal girişiminden sonra rublenin değer kaybetmesi bu görüşümüzü teyit etmektedir. Gerçekten bu defa Moskova'ya uygulanan yaptırımların önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olduğu açıktır. Çünkü Rusya'nın ülke dışında iş yapma yeteneklerini ciddi şekilde sınırlayan SWIFT bankacılık sisteminden bağlantısı kesildi. AB, Amerika, İngiltere ve Kanada'nın Rusya'nın Merkez Bankası rezervlerini dondurma kararının yaratacağı etkiyi de unutmamak lazım. Ancak batılı analistlerin iddia ettiği ve beklediği gibi bu yaptırımların Rus ekonomisinin tamamen çöküşüne yol açacağına katılmıyorum. Çünkü yaptırımlar listesine dahil olan bankaların kar elde ettikleri müşterilerin çoğu Rusya'da faaliyet gösteriyor. Keza tüm Rus bankaları SWIFT yasağına henüz dahil edilmedi. Bu da Rus işletmeleriyle yabancı müşteriler arasındaki bazı işlemlerin normal şekilde devam edebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda Avrupa'da yaşayan Rus kökenli bir ekonomistle görüştüm. Özetle bana şunları söyledi. Yaptırımlara dahil edilen bankalar kendilerine sunulan çeşitli alternatif sistemlerden birini kullanabilirler. Ayrıca Rus ticaretinin %40'ı hala nakit olarak gerçekleşmektedir. Demek ki yaptırımların neden olduğu panik etkinin kendisinden daha büyük görünüyor. Bilindiği gibi AB enerji ödemelerini SWIFT yasağından hariç tuttu. Ayrıca Rus ekonomistin verdiği bir diğer önemli bilgi, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi bazı batılı kurumsal yatırımcılar, Gazprom ve Rus demiryolları firmalarından tahvil satın almaya devam ediyorlar. Rusya Merkez Bankası yaptırımların yaratacağı yıkıcı sonuçları yumuşatmak için çeşitli önlemler aldığını da unutmamak gerekir. Ancak bütün bu çabalara rağmen ortalama bir Rus vatandaşı muhtemelen yaptırımlardan biraz acı çekecektir. Dolayısıyla üreticilerimizin alternatif pazar arayışına yönelmeleri doğru olacaktır. Bana göre eğer Batı daha ciddi yaptırımlar uygulamazsa, Rusya ekonomisi uzun vadede fırtınayı atlatacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın ulusal varlık fonunda hala bol miktarda parası, düşük kamu borcu ve büyük miktarda altın rezervleri bulunmakta. Bu nedenle Amerika, Avrupa'ya Rus petrolünü ve gazını almayı reddetmesini ve Swift'i de tamamen yasaklaması gibi daha ağır cezalar verilmesini talep etmektedir. Avrupa'nın Amerika'nın bu talebini karşılayıp karşılamayacağını zaman gösterecektir. Rusya'nın batı yaptırımlarına dayanıp dayanamayacağını da Avrupa'nın tutumunun belirleyeceğini düşünüyorum. Mehmet Beyhan Milat. Mevlüt Tezel. Neden burası çok önemli? Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Burası Çok Önemli adlı kitabı daha piyasaya çıkmadan Twitter'da TT oldu. Sosyal medyada kitabı merak edenler, daha okumadan eleştirenler, espri yapıp takipçi kasanlar vesaire her telden yorum vardı. Kitabın ismi de Albayrak'ın kendi hakkında espri yapabilme özgüveninin olduğunu gösteriyor. Zaten Albayrak katıldığı TV programlarında hakkında yapılan çok omelli yorumları büyük bir olgunlukla karşıladığı ve ekonomi, enerji gibi karışık konuları hep halkın anlayacağı dilde esprili basit anlattı. Kitabı inşallah cuma günü alıp okuyacağım. Bence Albayrak görevinden ayrıldıktan sonra geçen sürede hem kendi döneminde hem de sonrasında yaşanan gelişmelere uzaktan, geniş perspektiften bakabilme fırsatı bulmuş olabilir. Mutlaka kendi öz eleştirisini de yapmıştır. Görevden ayrıldıktan sonra herkes al bayrağı konuştu, tartıştı. Muhalefet partileri onu ülkenin birinci gündemi yaptı ama al bayrak hiç konuşmadı. Yaşananları hiç ondan dinleme fırsatı bulamadık. Belki bu kitapta bulacağız. Bazen yazmak, konuşmaktan daha iyidir. Damat Bakan Söylemi aslında albayra enerji bakanlığından itibaren değerlendirmek gerekiyor. Dünya ekonomisini felçeden market fiyatlarından elektrik zamlarına birçok alanda etkisini gösteren enerji krizine karşı, bugün panzehir olarak sunulan yenilenebilir enerjide ülkemizde ilk ciddi projeler başlatan Albayrak olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde birçok güneş ve rüzgar enerji santralleri kuruldu, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri Türkiye'de üretilmeye başlandı, nükleer teknolojide devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı, doğaya zarar vermeden yerli kömür kullanımı artırıldı. Doğalgaz ithal edilen ülkelerin çeşitliliğinin artırılması da Albayrak'ın döneminde hız kazandı. Şimdi bu doğal gaz politikasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin bugün Almanya kadar Rus gazına bağımlı değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da enerji bağımsızlığı için büyük önem verdiği doğalgaz arama faaliyetlerine de Albayrak'ın döneminde başlandı ve sonrasında Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervleri keşfedildi. Albayrak Maliye Bakanı olduğu dönemde ise Türkiye ekonomisi dış güçlerin saldırısına uğradı. Ray Branson krizinde Amerika Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok ederim tweet'i aslında küresel güçlerin Türk ekonomisini yıkma projesinin hayata geçirildiğinin göstergesiydi. Dolar 7 lirayı gördü, bu açık ekonomik saldırıda al bayrak döviz kurlarının yükselmemesi için farklı stratejiler geliştirdi. Bu yeni yöntemler çok eleştirildi ama dolar kuru yılı 5.29'da kapattı. Dolar ve euro bazlı dünya ticaretine alternatif olarak yerli para birimleriyle ticaret için ilk adımları atan al bayrak oldu. Rusya-Ukrayna savaşı da yerli para kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Paratoner Albayrak, ancak Aralık 2021'de dolar 18 liraya çıkınca bile muhalefet partileri, muhalif ekonomistler faturayı uzun süredir görevde olmayan Albayran çıkarmaya çalıştı. Albayran enerji alanındaki başarıları, ekonomide küresel güçlere karşı gösterdiği mücadele hep görmezden gelindi. Albayran mücadelesi, vizyonu hep damat, damat bakan sözleriyle önemsizleştirilmeye çalışıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse Bunda da başarılı oldular. Zamanla damat bakan söylemi yıldırımları üzerine çeken paratonere dönüştü. İktidara yönelik tüm tepkileri Berat Albayrak paratoner olarak kendinde topluyordu. En çok o eleştirildi, fatura hep ona çıkarıldı. Hikayenin devamını biliyorsunuz zaten ama bu hikayeyi hiç Albayrak'tan dinlemedik. Bilmediğimiz çok şey var. Baştan sona dinlememiz gerekiyor. İşte bu açıdan burası çok önemli kitabını fazlasıyla merak ediyorum. Mevlüt Tezel sabah